Şu kuralı hatırlayalım, eksi a'dan a'ya tek bir fonksiyonun integrali sıfırdır arkadaşlar. x küp tek fonksiyon. Gördüğünüz gibi eksi 1'den 1'e integral verilmiş o yüzden c şıkkı sıfır olur. 3x karenin integrali arkadaşlar x küptür. Haliyle böyle a 2 diyeceğiz. Şimdi buradan dolayı ne dememiz gerekiyor artık? x küp a küp eksi 8 eşittir 19 diyeceğiz. A küp eşittir 27. A eşittir 2 oldu. 3 oldu pardon. Cevap D şıkkı. X kare artı 3 x bölü x'in tabii ki integralini almayacaksınız. Önce x'e böldüğünüz zaman x artı 3 2'den 4'e dx arkadaşlar. Buradan bakın şimdi. x artı 3 integrali nedir? x kare bölü 2 artı 3 x. 2'den 4'e diyeceğiz. Tabii ki belirli integralde integral almamızın çok iyi olması lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Artık böyle bunları hep bildiğinizi varsayıyoruz. Yerine yazacağız sadece. 4 koyduğumuz zaman 4'ün karesi 16 bölü 2 artı 3 kere 4 12 eksi 2'nin karesi 4 bölü 2 artı 3 çarpı 2'den 6. Böylece 8 artı 12 eksi 2 eksi 6 8'ler gitti cevap 12 oldu e şıkkı. Aslında bu kural sorusu zaten arkadaşlar. A'dan B'ye artı B'den C'ye integralin içindeki ifade aynıysa direkt A'dan C'ye olan ifadeye eşittir. Burada zaten hepsinde fx olduğu için A'dan C'ye fx dx toplamları olur. 2 artı 4'ten 6 D şıkkı. Yarım açıdan yararlanmamız gerekiyor benzetmek için. Bakın şimdi. Cos 2x 1 eksi 2 sin kare x'tir. Dağıtırsak x kareyi burada x kare eksi 2x kare sin kare x olacak. Haliyle arkadaşlar şöyle integral sıfırdan 2'ye integral sıfırdan 2'ye ikisinde de dx var. Nasıl olsa toplam ve farkı integralleri ayrı ayrı alabiliriz. Burada zaten x küp bölü 3 sıfırdan 2'ye olan integral. Dolayısıyla burası 8 bölü 3 orayı hallettik. Şurayı da eksi 2 parantezine alırsak x kare sin kare x dx sıfırdan ikiye bize sorulan ifadeye b diyelim. Burası arkadaşlar b olsun. Böylece a eşittir 8 bölü 3 eksi 2b oldu. Bana b lazım. a eksi 8 bölü 3 eşittir eksi 2b. Her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Eksi a bölü 2 artı 4 bölü 3 eşittir b oldu payda eşitlenmiş tabii ki. 8 eksi 6 a 8 eksi 3 a bölü 6 eşittir b. Buna göre cevabımız e şıkkı. Burada x'i kök x'e bölersek kök x. Kök x'i kök x'e bölersek 1. Sıfırdan 1'e kök x artı 1 dx integral yapacağız. Kök x'in integrali x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 üstü 1 artır paydaya yaz. 1'in integrali zaten x. Böylece 0'dan 1'e şimdi 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 artı x arkadaşlar 0'dan 1'e diyoruz. 2 bölü 3 artı 1 eksi 0 artı 0'ız. Dolayısıyla buradan cevabımız 5 bölü 3 oldu a şıkkı. İntegralde a'dan b'ye olan integral eksi b'den a'ya olan integrali eşittir arkadaşlar. Bu yüzden şurada eksi 2 ile 3'ü yer değiştirirseniz eksi eksiden burası artı olur. Sin kare x artı kos kare x 1'dir. Eksi 2 ve 3 1 dx olur. Haliyle buradan da x 1'in integrali 3 eksi 2. Burada da 3 yerine yazarsak 3 eksi eksiden artı 2 cevap 5 oldu d şıkkı. Şimdi arkadaşlar belirli integralden bir sayı çıkar. D bölü dx de sayının türevini al demek. Sayının türevi sabit sayı olduğu için sıfır olacaktır. Hiç uğraşmaya gerek yok. B şıkkı. Sonuçta şöyle düşünün. Buradan diyelim uyduruyorum. Bir sayı olsun. D bölü dx 3 çıktı. E 3'ün türevi nedir? Sıfırı. Bunun gibi düşünün. Tek fonksiyonlarda arkadaşlar integral 0'dır. Eksi a'dan a'ya. O yüzden bunun integralini, bunun integralini, bunun integralini almaya gerek kalmayacak. Böylece eksi 5'ten 5'e eksi başta dursun 5 dx. Bunun için de şunu deriz. Eksi a'dan a'ya k dx olsun tamam mı? Yani bir sabit fonksiyonun burada eksi a'dan a'ya integrali için 2k dx sıfırdan a'ya diyebilirsiniz. Özel bir bilgi mi? Hayır ama bilirseniz iyi olur. Böylece bunun yerine bakın şöyle yazacağım. Eksi 10, 5 ile 2'yi çarpayım bir de önünde eksi var. 0'dan 5'e dx yaptım. Böylece dx'in integrali tabii ki x'tir. 0'dan 5'e de bu integral arkadaşlar. Kaç olacaktır? 5-0'dan 5. Önünde bir de eksi 10 var. Cevabımız böylece eksi 50 d şıkkı. Son kuralı şöyleydi arkadaşlar. Türevini al bu x karenin 2x. Sonra u gördüğün yere yaz. x karenin kübü x üzeri 6 eksi sonra arkadaşlar x'in türevini al 1 x'i u gördüğün yere yaz x küp böylece 2x üzeri 7 eksi x küp oldu bir kural sorusu c şıkkı. Arkadaşlar böyle hani kısa yoldan falan yapmaya çalışayım derseniz daha çok düşünmek zorunda kalırsınız. Normal x kare artı 4x artı 4 zaten bu. Dağıtacaksınız 12x küp artı 48x kare artı 48 x. Şimdi bunun integralini almak bakın ne kadar kolay. 12 x üzeri 4 bölü 4 artı 48 x küp bölü 3 artı 48 x kare bölü 2. Böylece 3 x üzeri 4 artı 16 x küp artı 24 x kare. Şimdi x yerine 0 ve 1 yazarsak zaten 0 yazmamızın anlamı yok. Hepsi 0 olacak. 1 yazarsak 3 artı 16 artı 24. 24 16 daha 39. 3 daha 24 16 daha 40. 3 daha 43 olacak. B şıkkı. Parçalı fonksiyonlarda integral alırken dikkat etmeniz lazım. 2'den 4'e kadar olan yerde bakın burayı kullanacağız sadece. 2'den 4'e 2x eksi 1 dx 2x'in integrali x kare eksi 1'in integrali eksi x böylece 2'den 4'e. Şimdi 2'den 4'e olduğu için 4 yazıyoruz. 16 eksi 4 eksi 2 yazıyoruz. 4 eksi 2. Böylece 4'ler gidecek. Eksi 4 hatta gitmiyormuş pardon. Eksi 4 artı 2 oluyormuş. 16 2 daha 18 8 çıkar 10 oldu D şıkkı. Şimdi birincinin integrali arkadaşlar x kare eksi 2x. 2'den 3'e. Normalde burada araya artı koyarsa artı eksi koyarsa ne yapacağız ona bakacağız. Birincisi 9 eksi 6 doğrusu eksi olması lazım. 4 eksi 4. Şimdi 9 eksi 6 artı 4 eksi 4. İkisinde de zaten 4'ler birbirini götürüyor ya. Her türlü cevap bakın 3 olacak. Bunu tamam. Şimdi gelelim ikincisine. Bunun yine integraline baktığımız zaman 3x kare eksi 9x 4'ten 3'e. Şimdi yine bakarsak 3, 4'ün karesi 16, 48, eksi 36, eksi burada bakalım şimdi doğrusuna. 3'ün karesi 3 ile işte çarparsak 27, yine eksi 27 oldu. E şimdi ben araya artı da koysam zaten 27'ler birbirini götürdüğünden. Yine bakın bu her türlü 12 çıktı, bu da oldu. Son olarak x artı 1'e baktığımız zaman x kare bölü 2 artı x'tir integrali 2'den 0'a. Şimdi zaten ikinci eleman 0 ya arkadaşlar. Şimdi 2'yi koyunca nokta nokta geldi. Araya artı koydun zaten burası 0 olacak. Araya eksi koydun yine 0 olacak. Zaten 0'ın etkisi olmadığı için 3'ü de arkadaşlar yanlışlıkla da olsa doğruyu bulmuş olacak e şıkkı. Birim fonksiyon içeride ne varsa dışarıda da odur arkadaşlar. Bu yüzden g a artı 1 a artı 1 eşit olur. Sabit fonksiyonda ne verirsek verelim cevap sürekli a artı 1 çıkacak demektir. Haliyle haşa yerine a artı 1 yazıyorum. g a birim olduğu için içerideki dışarıya çıkacak. 2x dx. İntegral aldığımız zaman x kare a artı 1 ve a olur. Böylece a artı 1'in karesi eksi a kare olacağı için a kare artı 2 a artı 1 eksi a kareden bunlar gitti. 2 a artı 1 oldu arkadaşlar. Şu an f a'yı bulduk. Şimdi yerine yazalım f2 eşittir 5 x gördüğümüz a gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 artı 1'den 5 oldu bu doğru fa 2a artı 1 eksi ga zaten a'dır bu da a artı 1 oldu a artı 1 gerçekten bakın hx yani aynı zamanda haşadır bu da doğru olmuş oldu fa'ya geldiğimiz zaman yine 2a artı 1 haşa artı 1 sabit fonksiyon olduğu için yine a artı 1 eşit çıkardığımız zaman a oldu. Bu da arkadaşlar evet birim fonksiyonu olduğu için g a'ya eşit olacaktır. 3 de doğru geldi arkadaşlar. Cevap E şıkkı.